İyi günler sayın seyircilerimiz, gün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Fransa Senatosu üyesi Helen Conway-Mouret'i kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Taçi, Kosova'nın mükemmel bir seçim sürecinden geçtiğini belirtip, şimdi yeni hükümetin kurulması beklentisi içinde olduğumuzu söyledi. Kosova'nın gelişmiş bir demokrasiye sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Taçi, ülkemizin önemli süreçlerine hız kazandıracak bir hükümetin kurulacağı inancını dile getirdi. Vize muafiyetinden de söz eden Taçi, Avrupa Birliği tarafından belirlenen kriterlerin yerine getirildiğini söyledi ve Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği üye ülkelerinin hak ettiğimiz kararı almaları arz etti. Diğer yandan Senatör Conway-Mouret şimdiye dek olduğu gibi bundan böyle de Batı Balkan ülkelerine Fransa'nın desteğini vaat etti. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Validete Dattaka, Yüksek Mahkeme'nin kararı gereğince yurt dışından gecikme ile gelen oyların sayılması gerektiğini söyledi. Yurt dışından gelen 4639 oyun sayım işleminden geçeceğini ifade eden Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Validete Dattaka, gecikme ile gelen yurt dışı oylarının sayılmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'nin kararını yorumlamak istemediğini söyledi. Bu arada RTK'ya dün akşam konuk olan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Validete Dattaka, 6 Ekim seçim sonuçlarının resmileşmesinin Aralık ayına kadar sürebileceğini vurguladı. Dattaka, siyasi partiler ve milletvekilleri adaylarından gelebilecek şikayetlerin sonrasında tüm oyların tekrar sayımının yapılabileceğini sözlerine ekledi. Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasında yaşanan gecikme 12 Aralık 2010'da yapılan ulusal seçimlerden bu yana olmamıştı. O yılda resmi sonuçların yayınlanması, büyük usulsüzlüklerin yaşandığı bazı belediyelerde yeniden oyların sayılması nedeniyle gecikmişti. Sonuçların yayınlanması Şubat 2011'e kadar sürmüştü. Seçimlerle ilgili nihai sonuçların açıklanması beklenirken, bu arada hükümetin kurulması yönündeki görüşmeler Vedven Dosye ile Kosova Demokratik Birliği çalışma grupları arasında devam ediyor. Bugün saat 15 sularında bir araya gelen Vedven Dosye ve LDK çalışma grubu adalet konusunu görüşüyor. Görüşme trafiği çerçevesinde Vedven Dosye lideri Albin Kurti, yeni Kosova hükümetinin kurulması hazırlıkları kapsamında dün Kosova Demokratik Birliği Başkan Yardımcısı ve bu partinin başbakan adayı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Kurti, Vyosa Osmani ile yeni bir yönetim için hazırlıkları ve kendilerini bekleyen zorluklardan söz ettiklerini söyledi. Ülkemizdeki son gelişmeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısında görüşülecek. Öğleden sonra çalışmalarına başlaması beklenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 16 Mayıs-15 Eylül tarihlerini kapsayan UNMİ'nin 3 aylık raporu görüşülüp tartışılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesi Kosova raporunun görüşülmesinin gündemden kaldırılmasını istemelerine rağmen raporun sunulması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararıyla öngörüldüğünden dolayı Kosova ile ilgili rapor Güvenlik Konseyi'nin gündeminde kalmaya devam edecek. Bu arada Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belgrad ile Prişin arasındaki diyaloğa verilen uzun aranın ilişkilerinin normalleştirilmesini geciktirdiğini, bunun da alanda istikrar riskini açtığını söyledi. Guterres, Kosova'ya güven inşa etmenin hukuk üstünlüğü ve güvenilir, bağımsız ve tarafsız bir yargının güçlendirilmesinin gerektiğini belirtmekte. Kosova, Suriye'deki savaş bölgelerinden geri getirilen kişilerin rehabilitasyonu konusunda 2 yıl boyunca Avrupa Birliği'ne rapor sunacak. Kosova ve Avrupa Birliği arasında imzalanan Batı Balkanlar Terörle Mücadele Eylem Planı kapsamında Brüksel, Prişne makamlarını yabancı savaşçıların ve ailelerinin üyelerinin işlediği suçların soruşturma ve kovuşturmalarından rehabilitasyon sürecine kadarki zorlukları bildirmesini yükümlü kılıyor. Anlaşmada ayrıca Kosova'da terör tehdidine ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve aşırıcılığın önlenmesi için daha iyi koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele için kapasite oluşturma çalışmaları da öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Prizren'deki Türk Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi. Prizren'deki Lombardi Sinema Salonu'nda düzenlenen konsere Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede Türk STK'lar adına bir konuşma yapan Filizler Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ferhat Derviş, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sayesinde Kosova'daki Türklerin huzur içerisinde yaşadığını söyledi. Türk Cumhuriyeti'ni öz bebeğimiz gibi koruyacağız. Her ne gerekirse yapmaya hazırız.
Çünkü biz Balkanlarda Türk Cumhuriyeti'nin gölgesinde varız. O gölge olmasa biz yokuz. İşte o gölgeyi kimse yıkamaz. Kimse Balkanlardan o gölgeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin gölgesini alamaz. Çünkü biz burada varız ve o gölgeyi her zaman koruyacağız. Geceye katılan Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'de olduğu gibi Kosova'da da değişik etkinliklerle kutlandığını söyledi. Bu coşkunun hem Prizren'de hem Prişne'de ve Kosova'nın tüm yerlerinde devam etmesi bizleri ayrıca gurur etmektedir. Dolayısıyla bizlerin ana vatanımızdaki Cumhuriyet kuruluşunun coşkusunu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Burada gördüğümüz şekilde pırıl pırıl çocuklarımız var. Atatürk'e olan sevgisi, Cumhuriyet'e olan sevgisinin her geçen gün daha fazla arttığını, bu sevginin coşkuya dönüştüğünü görmek bizleri memnun etmektedir. Gece Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği korosunun şarkılarıyla başladı. Gece yaklaşık 2 saat sürdü. Türklerin de yaşadığı 6 belediyeden biri olan Gilan'da ilk kez Türkçe ana sınıf açıldı. Bizler de öğrenci ve öğretmenlerin sevincine ortak olmak için Gilan Musa Zaim İlköğretim Okulu'nu ziyaret ettik. Gilan Kültür Derneği projesi olan Türkçe ana sınıfı TİKA tarafından hayata geçirildi. Türkçe eğitimin de yapıldığı Musa Zaim İlköğretim Okulu'nda bulunan ana sınıfına 5 öğrenci kayıt yaptırdı. Bu yıl okulumuzda Türkçe ana sınıfı da mevcut. Şu anda ana sınıfında ders veren öğretmen, daha önce ilkokul düzeyinde ders veren öğretmenimiz. Bu yıl birinci sınıf açılmadığı için kendisi ana sınıflara ders veriyor. Gelecek yıl Türkçe ana sınıfta öğrenci olması durumunda ana sınıf öğretmenliği için ilan açacağız. Geride bıraktığımız yıllarda ana sınıfı için bir talep olmadı. Bu yıl öğretmenlerimizin inisiyatif alarak ana sınıfı açılmasını sağladılar. Bu mutluluk verici. Ana sınıfın açılmasına ön ayak olan ve bu girişimi başlatan öğretmen Filistan Miku, Gilan'da ilk defa Türkçe ana sınıfının açılmasını başardıklarını ve bu sayede öğrencinin sayısının artacağına inandıklarını vurguladı. En iyi fikir, işte bir ana sınıfı keşke olsa, ana sınıfın sayesinde öğrenci kazanacağımıza inanıyorum. Ki böyle bir şey yoktu bizde, hani Türkçe ana sınıfı yoktu bizim okulda ve ben bu konuyu, bu sıkıntımı Sayın Büyükelçimize bildirdim ve Büyükelçimiz hemen girişime geçti. Sağ olsun, çok teşekkür etti. TİKA'yla konuştu. TİKA'da işte bu projeyi onayladı. Bu ana sınıf sayesinde sınıflarımız boş kalmayacak. Yani sayı gittikçe büyüyecek. Her yıl ana sınıfından zaten öğrenciler birinci sınıfa kayıt olacak. Şu anda Gilan'daki Musa Zaimi İlköğretim Okulu'nda ilk kez açılan Türkçe ana sınıfındayız. Ve gördüğünüz üzere yanımda birbirinden güzel 4 kızımız var. Normalde ana sınıfında 5 öğrenci kayıtlı ama bugün sadece 4 öğrenciyle birlikteyiz. Ve onlarla konuşacağız, bakalım neler öğreniyorlar. Do buraya. Pazartesi'yi, salıyı bana söyleyebilir misin? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma, cumartesi, pazar. 3'ü yaptık bugün. Başka? Topları yaptık. Bir de sanırım birazcık oyun oynuyordunuz öğretmenim. Evet, ev yaptık. Çağdaş görünümdeki ana sınıflarda öğrenciler için her şey düşünülmüş. Kırtasiye malzemelerinden eğitici oyuncaklara, yazı tahtasından projeksiyon cihazına kadar bir çocuğun kaliteli eğitim alması için her şey mevcut. Pentagon, DAEŞ liderine yönelik operasyonun görüntülerini yayımladı. Pakistan'da yolcu treni alev aldı. Kısa dünya turuyla haber bültenimize devam ediyoruz. Sırada hava durumu var. Bakalım Kosova'da bugün hava nasıldı ve yarın bizi nasıl bir hava bekliyor? Parçalı bulutlu ve yer yer yağmur yağışlı havanın hüküm sürdüğü ülkemizde başkent Prişine'de gün ortasında hava sıcaklığı 13 dereceyi gösterdi. Yarın kısmen güneşli havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince hava sıcaklıkları 12 ila 14 derece dolayında devinecek. Değerli izleyenlerimiz, hava durumuyla haber bültenimize son noktayı koyuyoruz. Yarınki haber randevumuzda yeniden buluşmak dilekleriyle efendim. Hoşçakalın.